Evet arkadaşlar, bugün Jarent'ler konusuna geçtik. Jarent'ler konusu şöyle. Aynı infinitler gibi Jarent'ler cümle başında özne olarak kullanılır. Jarent'ler hem cümle başında özne olarak kullanılır hem de cümle ortasında nesne olarak kullanılabilir. Mesela birinci örneğimiz Jarent olarak başlamış. İkinci örneğimiz arkadaşlar infinitif ile başlamış. Üçüncü örnekte ise gerund'ların başına not eki getirerek olumsuz yapabiliyoruz. Olumsuz yapılmış. Evet, bu örnekleri şimdi inceleyelim. Playing chess is available to use to exchange and change critical thinking skills. Satranç oynamak eleştirisel düşünme becerilerini geliştirmek için kullanılan değerli bir araçtır. Evet, değerli bir araçtır. Satranç oynamak. Evet, bununla bunun arasındaki fark şu. Arkadaşlar, bu genel olarak ifade ediliyor. Infinitif kullandığımızda özel bir durumu anlatıyor, özel bir ifade olarak kullanılıyor. Örneğin, to play chess against Kasparov was exciting, although he beat me in just 10 minutes. Kasparov'a karşı satranç oynamak beni 10 dakikada yenmesine rağmen heyecan vericiydi. Although, rağmen. Beni 10 dakikada yenmesine rağmen neydi? Heyecan vericiydi. Kasparov'a karşı satranç oynamak özne. Şuraya kadar özne geliyor. Demiştik ki gerund'ların başına not getirerek olumsuz yapılabilir. Not having any job experience is usually a disadvantage when you are looking for a job. Evet. Bir iş ararken, ben bir işe bakarken, bir iş ararken iş deneyimine sahip olmamak bir dezavantajdır. Genellikle bir dezavantajdır. Evet arkadaşlar, burada da öznemiz gerund olarak verilmiş. Her husband's not being patient with her learning to drive made Rose rather nervous. Şurası yüklem grubu arkadaşlar. Burası yüklem grubu. Kocasının araba kullanmasına sabır göstermesi, kocasının araba öğrenmesine sabır göstermesi ne oldu? Drive buraya kadar araba kullanmasına made Rose rather nervous. Rose'u ne yaptı? Çok gergin yaptı, sinirli hale getirdi. Evet, her husband's not being patient with her learning to drive. Şurası arkadaşlar. Şuraya kadar özne grubu ve arkadaşlar içinde gerund kullanmış. Speaking and writing are the two productive skills in language learning. Evet, konuşma ve yazma nedir? Özne durumda dil öğreniminde veya öyle söyleyeyim, dil öğreniminde iki üretken nedir? Beceridir. İki üretken beceridir. Konuşma ve yazma iki üretken beceridir. Burada da arkadaşlar özlemimiz şuraya ara kadar geliyor ve ne verilmiş? Gerund verilmiş. And bağlacıyla gerund verilmiş. Buna dikkat edelim.
O burada and ile verilmiş. And bağlacıyla iki canın. Burada da or'la iki canın verilmiş. Buna bakalım. Swimming or scuba diving gives me a great pleasure. Yüzme ve tüplü dalış. Yüzme ve tüplü dalış bana büyük zevk verir. Bana büyük zevk verir. Evet. Burada da arkadaşlar or'la şuraya kadar arkadaşlar özne grubu swimming or scuba diving. Helping children with homework but not doing it is a part of parents' job. Bakın burada da but'la verilmiş. But'la iki yapı, iki çağırt yapısı kullanılmış. Ev ödevlerinde çocuklara yardım etmek. Ama yapmamak, yani ev ödevini yapmamak, burada batla verilmiş. Bir ebeveynin görevinin bir parçasıdır. İşinin bir parçasıdır. Çocuklara yardım etmek ama ödevi yapmamak bir ebeveynin görevinin bir parçasıdır. Böylelikle arkadaşlar gerund'ların cümle başında kullanıldığını ve genel anlamlarda kullanıldığını, infinitiflerin ise daha önce açıkladığımız gibi özel anlamlarda, özel durumlarda kullanıldığını, yani birinin genel, birinin özel anlamı olduğunu, not getirerek olumsuz yapılabildiğini, and bağlacıyla or veya but bağlacıyla da birden fazla gerund aynı cümlede kullanıldığını gördük arkadaşlar.